Evet, bu minvalde bir hadis-i şerif vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte "Üzkurullah hatta yekulu innehu mecnun." Allah'ı o kadar zikredin ki ta ki bu adam mecnun, delirmiş desinler. Şimdi buradaki mecnunluk tabii davasına düşkünlük, dünyayı göz ardı etme, dünyaya meyletmeme anlamında ki bir mecnunluktur, deliliktir. Onun için ulema bu minvaldeki bir deliliği methetmiştir. Hatta imanın alametlerinden biri olarak saymıştır. İmam Gazali rahimehullah, Veysel Karani gibi bir zatın dahi Uveys el-Karani rahimehullah ve kaddesallahu esrarahu çevresi tarafından böyle mecnunluk, delilik şeklinde nitelendiğini, vasıflandırıldığını ifade eder. Tarihte bazı büyükler, İslam büyükleri çevresi tarafından böyle nitelendirilmiştir. İşte davasına olan düşkünlüğünden kaynaklanan bir durumdur bu. Hani Hasan-ı Basri rahimahullah bunu güzel bir şekilde sahabeyi anlatırken ifade ediyor ya, öyle insanlara yetiştim ki şayet siz onları görecek olsaydınız, bunların aklı başından çıkmış, delirmiş bunlar derdiniz. Davalarına o kadar bağlıydılar. Ahiret delisi olmak. Böyle bir şey yani. Sevaba haris olmak. Ve akla ziyan işler yapmak durumları olabiliyor. Kimler nezdinde ama? Dünyevi insanlar nezdinde. Dünyevi insanlardaki aklı İmam Rabbani Hazretleri aklı maaş olarak niteler. Yani dünya aklı. Sadece dünyaya mahsus olarak düşünüyor bir takım meseleleri. Hani estağfirullah. فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey Habibim, sadece gayesi, maksadı dünya olan kişiden, sadece dünyanın peşinden giden kişiden ve bizim zikrimizden, Kur'an'ımızdan, yolumuzdan yüz çevirenden sen de yüz çevir. Onların ilimde ulaşmış oldukları nihai nokta budur. Dünya. Böyle kişiler ahirete çalışan insanları gördüğünde doğal olarak ne diyecek? Bunlar delirmiş diyecek yani. Dünya varken, bu kadar peşin işler varken gidip de işte onlara göre tabii ne olup ne olmayacağı belli olmayan bir yere yatırım yapılır mı gibi bakılıyor. İşte bu kişiler, dünyacılar tarafından deli olarak nitelendirilen bu kişiler hakiki müminlerdir. Çünkü onlarda var olan akıl nedir? Aklı mead, ahiret aklıdır. Onun için bu minvalde bir rivayet vardır. Bu rivayetin de açılımı bu şekildedir. Ama diyor Hasan-ı Basri Hazretleri, o insanlar da sizi görecek olsalardı, bunlar da hiç herhalde din namına, iman namına bir şey yok derlerdi diyerek o nesiller arasındaki farkı ifade buyuruyor. Rivayetin kısaca ifade etmiş olduğu manada budur.